Erdoğan Bey, ne yapıyoruz? Bugün kendimize izin verdik. Yaylalara çıkıyoruz. Hadi bakın. Sonunda yayla videosu geldi arkadaşlar. Herkesin kolay çıktığı yaylaya biz yine dura dura yollarda manzara serede serede çıktık. En sonunda hemen kenarda köşede bir alıç ağacı gördük. Daha önce bu alıç ağaçlarını ziyaret etmiştik. Olmamıştı. Şimdi hemen bir güzel toplamaya başladık. Alıç ağaçları o kadar dikenli ki arkadaşlar, onu toplaması zor. Avucumu açıp beklesem de aslında alıçları bir sırık bulup sirkelememiz lazım. Alıç ağacının yanında hemen çördükleri bulduk. Eşim oradan hemen çördük toplamaya başladı. Biliyorsunuz taş armudu da deniyor. İçi taşlı, böyle çıtır çıtır, çok lezzetli bir armut. Dağ armudu en şifalı meyvelerden. Tabii bu çördükten bana da vermesi olmazdı. İnanın çok lezzetliydi. Harika. Bir sırık bulduk. Hemen alışları sirkelemeye karar verdik. Örtümüzü serdik. Ama bir türlü eşim benim vur dediğim yere vurmadığı için sırığı ikimiz de toplamaktan vazgeçtik. Hemen yolda dönerken baktık ki burada böğürtlenler var. Hadi dedik, o zaman böğürtlen toplayalım. Alışı toplamaktan vazgeçince böğürtlen toplamaya karar verdik. Böğürtlenin yanında da hemen kuşburnuyu da gördük. Biraz da ondan toplayalım. Dağ meyveleri tabağımız hazır olsun. Biz artık acıkmıştık ve semaverimizi hemen yol kenarındaki sudan doldurduk. Şimdi varacağımız istikamet belli. Mis gibi ağaçların arasında, dere kenarında tam bize göre bir yer. Haydi buraya oturalım. Bir tarafta iğde ağaçları, bir tarafta dere şırıltısı. Şimdi tam ateş yakma ve semaver yakma zamanı. Derenin şırıltısını dinledikten sonra şimdi artık ateş yakma zamanı. Erdoğan Bey ateşimizi yakarken bir taraftan ben de soframızı hazırlayayım. Hemen ateşimize domates, biber ve soğanlarımızı attık. Bugün patlıcanımız menüde yok çünkü onu unutmuşuz. Hemen ızgaramıza etlerimizi dizdik. Yemek paylaşmak çok tarzımız olmasa da yaylada ne yediniz diye çok sordunuz. Biz de cevap veriyoruz arkadaşlar. Etlerimiz pişti. Biz de hemen dere kenarındaki masamıza geçiyoruz. Erdoğan Bey ye, afiyet olsun, şifa olsun. Çünkü en çok Hünnap'ta sen çalıştın. Sen hak ettin. Üstüne de mis gibi tavşan kanı bir semaver çayı. Daha ne olsun. Yemeğimizi yedik. Dere suyunda bir güzel ellerimizi yıkadık. Şimdi çay sefası yapma zamanı. Bardaklarımızı bir güzel böyle dereye tutup poz vermesek olmazdı. Tabii ki yanında çekmesek de olmazdı. Şimdi biraz da bulutların dansını izledikten sonra eve dönme zamanı. Dönerken bu sincaba da selam verdikten sonra eve gidip tabağımızı süsleme zamanı gelmişti. İşte dağlardan, yaylalardan topladığımız şifalı dağ meyveleri. Videomu derenin şırıltısı ve görüntüsüyle bitiriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.